Vah vah. Zavallı Zehra. Boynuzları takmış, habarı yok. He, değil mi? Ama bu Asuman var ya, Cemşir'in yanında fazla kalmaz. Neden dersen, bir kere kadın şarkıcı. Her yerde geçer akçe mesleği var. Ne diye tenekede oturup dursun ki, değil mi? Cemşir'le ne işi var o vakit? Ya şimdi, kadın Cemşir'de para var diye yanaştıydı. Ama artık Cemşir'de de para yok. Bizimkiler çiftlikten atıldı. Cemşir'de para ne gezer? Şimdi bu Asuman Cemşir'in yanında fazla kalmaz. Esasında ben şöyle bir bekleyiversem benim iş kendiliğinden çözülecek. Ama işte benim de beklemeye vaktim yok. Benim bu Asuman'ı hemen meyhaneye götürüp şarkıcılığa başlatmam lazım. Yoksa dükkan batacak. Hacer, sen de bana yardım edeceksin. Nasıl? Şimdi bu olanlardan Zehra'nın haberi yok demedin mi? Güzelce gidip Zehra'nın kulağına fısıldayacaksın. Haberi uçuracaksın yani. Diyeceksin ki böyleyken böyle. Zaten zavallı Zehra'nın boynuzları tavanı dermiş, biliyor musun? Yani fenalıktan değil Hacer. Komşuluk vazifesi. Zehra! Kız, Hacer! Benim ya! Ne yaşadın sen? Olmuyor. Gel otur, gel. Göreyim dedim, seni merak ettim. Pakize'ye sordum, o dedi burada kaldığımızı. Ha, öyle mi? Aman duyulmazsaydı, biliyorum bura Kemal'ın evi. Yok yok, sen hiç merak etme. Kimse bir şey demedim. Nasılsın bakalım? Nasıl olalım? Çitlik'ten ayrıldık ama iyiyiz çok şükür. Maşallah. Oğlan nasıl, saati nasıl? İyi, iyi, çok iyi. Hacer, Cemşir nasıl? Tek başına idare edebiliyor mu? Cemşir mi? Ben bebeği bırakıp bir türlü gidemedim. Ne oldu Hacer? Ne yazdı suratını? Ben onu demeye geldim asıl. Ne demeye geldin? Bir şey mi oldu Hacer? Konuşsana. Başım alıp giden gurbet ellere. Başım alıp giden gurbet ellere. Kimdir o? Ben, Reşit. Hayırlı sabahlar bacım. Cemşir'e baktıysan çarşıya kadar gitti. Yok Asuman Hanım, ben seninle konuşmaya geldim. Kapıyı kapat, hele konuşak. Benle. He, kapat. Hayırdır? Şimdi Asuman Hanım, belki kulağınıza gelmiştir. Meyhaneyi ben aldım. Öyle mi? Hayır olsun. Eğer sahnelere dönmek isterseniz... Adanalı sizi pek özledi. Tabii biz de Adanalıyık. Biz de çok özledik. Eksik olmasınlar. Ben de Adanalıları çok özledim. Siz de tabii. Ama Cemşir'e ne derim bilmem ki. Canım, sen istedikten sonra değil mi? Cemşir'e ne? Hem onun nikahlı karısı değilsin, bir şey değilsin. Sonra Asuman Hanım, ben sana bir şey diyeyim mi? Yani burada olanlar yakında Zehra'nın kulağına gider. İşte o zaman bu tenekede seni oturtmazlar. Aman canım, bırak Allah aşkına. Sen zaten tenekeye layık bir kadın mısın? Öyle değil mi kraliçem? Esas benim istediğim de bu. İşe dönmeyi düşünüyordum ama
Ben alışmışım çalışmaya, sahneye, şarkı söylemeye. Cemşir'i üzmeden nasıl derim onu bilemiyorum. Ha, daha işte işin o kısmını bana bırakacaksın. Ben var ya Asuman Hanım, bu Cemşir'in ciğerini bilirim. Hoş geldin Cemşir. Senin burada ne işin var Raşit? Canım, ne arayacağım? Seni sormaya geldim. Beni mi sormaya geldin? Niye soruyor ki bana? Canım, niye olacak? Kardeşimle akşam meyhaneye gidek de şöyle karşılıklı iki kadeh atak diye düşündüm. Yok Raşit, gelmeyeceğim. Bundan sonra Asuman nerede? Ben orada. Şimdi hadi Raşit, hadi. Abi, hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Afiyet şeker olsun. Hele dur, sen rahatsız olma, ben bakarım. Gelsin ya, Asuman burada kalacak. Sen ister kalırsın, ister kalmazsın. O senin bileceğin iş. Sen benim üstüme kuma mı getiriyorsun? Ne bellersen be! Ya! Ya! Önümde bırakmam! Müsaade etmem! Burası benim evim! Ben çocuklarımı bu evde büyüttüm! Bu kadın bu eve giremez! Senden müsaade isteyen yok! Bunca vahittir. Çitlikte beni kandırdınız demek. Bu kadını görür görmez şuracığıma bir sancı saplandı. Ama bilemedim. Bilsem de söyleyemedim. Bu yaştan sonra bunları da mı görecektim Cemşir? Yok bacım yok. Ben gideceğim. Bir yanlışlık oldu. Kusura bakma ben gideceğim. Dur Asuman. Bırak. Bırak Cemşir. Zehra gidecek. Ne yaptın Cemşir? Kalk bakayım, kalk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.